Kopyalamaya devam edelim. Ama bunun için önce yeni bir sahne oluşturalım. File diyebileceğimiz bu Max simgesinden reset'i seçtik. Sahneyi kaydetmeliyim ve işlemi onaylayalım. Sahnemizi sıfırladık. Yine bir başlangıç yaptık. ViewCube biraz kafa karıştırıcı, onu kapadık buradan. Yine Box ile yeni bir nesne oluşturalım. Bu sefer daha düz bir nesne olacak. Kübikten ziyade dikdörtgenler prizması formunda. Sürükleyip bırakarak ilk dikdörtgeni, ardından da kalınlığını nesneye kazandırdık. Move komutuna gelelim. Nesneyi normal olarak tutamaçlardan, ekseninden tutup taşıyorduk. Şimdi nesneyi taşırken klavyeden Shift tuşuna bastığınızda bir şeyler farklı oldu. Nesnenin bir kopyası çıktı. Biraz daha taşıyalım. Sol tuşla tıkladım. Sol ve Shift tuşla beraber herhangi bir tutamaçtan, herhangi bir şekilde, herhangi bir tarafından nesneyi tutarak taşıdım ve karşıma az önce Edit klondan girdiğim klon penceresi geldi. Burada yine aynı seçeneklerimiz var. İkiz kopya, üvey kardeş ve kopya olarak Instance'ı seçelim. Bir farklılık olarak önceki pencereden buradan kaç tane kopya oluşturacağımız yazıyor. Bunu mesela 11 girelim ve işlemi onaylayalım. Şöyle tüm nesneleri de ortalayalım. 4 viewport'ta birden. Max bize bu nesnenin az önce taşıdığım mesafe boyunca 11 tane kopyasını oluşturdu. Bunu farklı amaçlar için de pekala kullanabiliriz. Mesela düz bir merdiven yapmak için. Shift tuşuna bastım. Klavyeden Y ve Z, Y ve X pardon. Y ve X ekseninden tuttum. Nesneyi tam bir basamak oluşturacak şekilde taşıdım yukarı. Tabii ki daha hassas çalışmak için snap komutlarını da kullanabiliriz, ama onlar ileriki derslerin konusu. Instance kopya oluşturabiliriz tercihen. Tabii burada yine bir noktaya değinmek lazım. Instance ve reference kopyalar ana nesnenin ikiz oldukları için hafızada, çalışma dosyasında, gereksiz kaydettiğiniz Max dosyalarında, file menüsünden yahut render esnasında hafızada daha az yer kaplayacaktır. Max dosyasında da daha az yer kaplayacaktır. Yani siz bir box'ın burada 1000 tane kopyasını da çıkarsınız, o dosyanın boyutu bir nesne kadar olacaktır. 1000 nesne kadar olmayacaktır. Instance ve reference tabii, yoksa copy nesnede her nesne, her kopya birbirinden bağımsız olduğu için onda durum farklı. Onda dosya ve RAM şişecektir. Instance'da kopyalıyoruz. 10 kopya çıkarttık ve bir merdiven elde ettik. Sadece bir Shift tuşu ve Move komutu ile sürükleyerek. Tabii sadece bu Move komutuyla sınırlı değil. Buradaki 3 transform komutunda bu iş için kullanabiliriz. Mesela Shift tuşuyla bir kopyalama yapalım. Tabii Shift tuşuyla biraz, daha doğrusu rotasyon komutuyla biraz daha sınırlı gibiyiz. Tabii ileriki derslerde yine eksenin konumunu değiştirmeyi göreceğiz. O zaman daha özgür davranabileceğiz. 10 kopya çıkardım. Tabii burada 10 kopya çok tabii anlam ifade etmediği gibi, wireframe alırsak. Evet, 10 tane kopyamız var. Rotasyon komutuyla da kopya çıkartabiliyoruz. Belki bunu daha burada yapıp daha sayıda verirsek daha anlamlı olacaktır. Mesela front view'da yapıp 5 kopya verirsek, evet, bu daha anlamlı, bir daha makul bir sonuç verdi bu bize. Aynı şekilde rotate komutuyla çalışabildiğimiz gibi shift tuşuyla, scale komutuyla da çalışabiliyoruz. Bunu da yine 10 kopya verirsek, tabi perspektif veya solid herhangi bir görüntüde, katı görünümde belli olmayacaktır, ama aynı birimde, aynı boyutlandırma birimiyle büyüyen 10 tane kopya elde etmiş olduk. Shift tuşuyla transform komutlarını uygulayarak, move, rotate ve scale'i shift tuşuyla uyguladığımızda nesnenin kopyasını
çıkarabiliyoruz. Ve tabii unutmayalım, instance kopya çıkardığımız için de burayı wireframe alalım. Bütün nesneler birbirinin kopyası. Yaptığımız tüm değişiklikler diğer tüm kopyalara da etki etmekte. İster nesnenin ana parametreleri olsun, istersek sonra atacağımız modifiyeler olsun, buna dahil.